Arkadaşlar vergi hukuku ile ilgili 2011 birinci dönem sınav sorularımızın çözümü için karşınızdayız. Arkadaşlar tabii ki burada yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Kanun metnini size aktaracağız. Siz kendi aklınızda kalan, ezberinizde kalan ve kendi ifadelerinizle bunları yazmanız gerekiyor. Bu vergi hukukunda çok yapabileceğimiz bir şey yok. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu hükümlerini de dikkate alarak şirketleri kurumlar vergisi veya gelir vergisi mükellef olma durumlarına göre belirtiniz. Bu çerçevede adi şirket ve adi kumandanlı şirketi kısaca açıklayınız. Yani arkadaşlar burada sermaye şirketlerinden, işte şahıs şirketlerden daha doğrusu adi şirket ve adi kumandit şirketler vurgulanmış. Bakalım kanun metninde ne diyor? Şirketler temel olarak şahıs ya da sermaye şirketi olmak üzere ikiye ayrılırlar. Zaten arkadaşlar hukuki yapılarına göre şirketler yani ortaklıklar daha doğrusu söyleyelim ortaklıklar şahıs ve sermaye şirketi olmak üzere ikiye ayrılırlar. Adi ortaklık da aslında şahıs şirketlerinin işte kolektif, komandit, esamlı dediğimiz sermayesi paylar bölünmüş komandit şirketler ve arkadaşlar işte kooperatifler, anonim şirketler, limited şirketler de sermaye şirketleridir. Hatta bir artı bilgi verelim. Sermaye paylara bölünmüş kumandit şirketler şahıs şirketlerinden sermaye şirketlerine en yakın olandır. Şu özelliklerinden dolayı 5 ortaktan kurulurlar ve zorunlu organları vardır. Bu anonim şirketler için de geçerli. Dolayısıyla şahıs şirketlerinden sermaye şirketi en yakın olan şirkettir. Şirketler temel olarak ikiye ayrılırlar. Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait İktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları kurumlar vergisi kanunu birinci maddesi uyarınca kurumlar vergisi mükellefi sayılmışlardır. Dolayısıyla sermaye şirketi statüsünde olan anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, limited şirketler kurumlar vergisi mükellefi